2011'den sonra avukat görüşlerinde problemler, yani hatta hiç yapılmamaya başlandı diyebiliriz. 2011 yılından günümüze kadar, 2023 yılının Kasım ayına kadar yalnızca 5 görüşme yapılabilmiş. O görüşmeler dışında herhangi bir görüşme yapılmamış. Aile görüşleri de aynı şekilde, aile görüşleri de çok kısıtlı şekilde yapılmış. 1999'dan günümüze kadar 24-25 yıllık süreç içinde yalnızca 2 kere telefon görüşmesi yapılabilmiş. Onun dışında herhangi bir telefon görüşmesi yaptırılmamıştır. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde 99 yılından bugüne kadar dışarıyla ilişkiyi kesme üzerine, yalnız bırakma üzerine bir politikanın olduğunu, dolayısıyla buna da bir tecrit sistemi diyebiliriz. Sayın Öcalan'ın avukatları her hafta Bursa İnfaz Savcılığına ve İmralı Hapishanesi'nin müdürlüğüne müvekkilleriyle görüşmek için başvuruda bulunuyorlar. Ve bu başvurular sistematik bir şekilde reddediliyor. Gerekçe olarak şunlar sıralanıyor: disiplin cezaları, işte telefonla görüşme hakkı için disiplin cezaları gerekçe gösteriliyor. Avukat görüşüyle ilgili disiplin cezaları olduğu söyleniyor. Yalnız şöyle bir şey var: avukatlarının bu disiplin cezalarına karşı itiraz yolunu kapatıyorlar. Her zaman kapatıyorlar. Şöyle avukatlar başvurduğu zaman avukatlara görüş yasağının, disiplin cezasının dayanağı olan kararları bildirmiyorlar, tebliğ etmiyorlar. Başvurularına rağmen, yazılı başvurulara rağmen cevap vermiyorlar. Avukatları herhangi bir karar olmadan da itiraz ettiklerinde yine süresi geçtikten sonra işleme alınıyor ya da kesinleştikten sonra avukatlara bilgi verildiğinden herhangi bir işlem yapılamıyor. Avukatları dosyalardan örnek alamıyor. Örnek alamayınca herhangi bir hukuki başvuruda da bulunamıyorlar. Avukatların infaz savcılığına, ağır ceza mahkemesine ve sonrasında AYM'ye yaptığı başvuruların tamamı reddediliyor. Dolayısıyla bir bütün olarak yargının ve idarenin el birliğiyle oluşturduğu bir sistem. Hiçbirinde ufak bir hukuk kırıntısı bile kalmamış diyebiliriz. Eğer öyle bir şey olsa bir tane başvuru kabul edilirdi, bir tane itiraz kabul edilirdi, avukatlara belge verilirdi. İmralı'da hiçbir zaman hukuk uygulanmadı, tanınmadı da. AYM de bir nevi AYM, infaz hakimliği, ağır ceza mahkemeleri, Yargıtay, bunların tamamı bunun içinde ve hiçbir zaman Sayın Öcalan lehine herhangi bir karar verilmedi. AYM'in 2014'te verdiği kararla beraber bir işkence yasağının ihlali var. Adil yargılanma hakkının ihlali var. Az önce de söylediğimiz gibi avukatlarına ulaşamıyor, erişemiyor. Verilen disiplin kararlarına itiraz edilemiyor. Bu bakımdan adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Etkili bir başvuru hakkı ortadan kaldırılıyor. Bu hakkı ihlal ediliyor. Aile ve özel hayata saygı hakkı ihlal ediliyor, haberleşme hakkı ihlal ediliyor. Bunların tamamının, bu hakların tekrardan tanınması gerekiyor. Sağlık, özgürlük ve güvenlik koşullarının güvenceye alınması gerekiyor. Bu nedenle bu güvenceler sağlanmadığı sürece bu tecrit, mutlak tecrit dediğimiz sistem devam ediyor olacak.